Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye açısından son derece başarılı bir ziyaret. Irak açısından baktığımızda da öyle. Yani bir kazan kazan durumu var. Heh. Şu bu şu değil. Aa, tamam bu ziyaret oldu. Su sorunu çözülecek. Petrol sorunu çözülecek. PKK ile ilgili artık sonuna kadar bizim yanımızda Irak diyemeyiz. Ama ortaya çıkan hava iki taraf açısından da biz bu ziyarete kendi başarı hanemize yazdırabiliriz gibi bir fotoğraf çıkarıyor. Şimdi iki ayağı, ikisi de ayrı ayrı aslında önemli. Bir Bağdat, bir Erbil. Evet 13 yıl. 13 yıl önce en son Tayyip Erdoğan Irak'ı ziyaret etmişti. Ama ayrı bir noktası daha var. Cumhurbaşkanı olarak ilk kez ziyaret ediyor. Ve Cumhurbaşkanı olarak Irak'ı ziyaret eden en son merhum Turgut Özal'dı. Yani ya 40 küsür yıldan beri ilk kez Türkiye Cumhurbaşkanı Irak'ı ziyarette bulunmuş oldu. Bu da önemli. Bu da önemli. Erbil ayağını özellikle önemsiyorum. Çünkü bir kere Erbil bu ziyareti çok uzun zamandır bekliyor. Yani Erbil'in Türkiye'ye bakışıyla, Türkiye büyük bir ülke. Birçok ülkeyle artısı var, eksisi var, inişi var, çıkışı var. Yani Türkiye'nin Erbil'in Türkiye'de kapladığı yerle Türkiye'nin Erbil'de kapladığı yer arasında dağlar kadar fark var. Orayı çok iyi bilirsiniz. Erbil günlerce bu ziyareti bekledi ve ziyaret bittikten beri bütün manşetler, televizyonlar, her şeyde hala bu ziyareti konuşuyor. Son derece olumlu şekilde konuşuyor. Çünkü referandumdan sonra Türkiye'nin şerhine rağmen çıktıkları referandum yolculuğunda istediklerini alamadıkları gibi Türkiye'nin de onlara sırtını dönmesiyle çok ciddi bir ekonomik buhrana girmişti Barzani yönetimi. Hem Bağdat'la sorun yaşadı hem Ankara kapıları kapattı diye. Sonra düzelttiler ama resmi olarak şimdi yeniden normalleşme süreci bu ziyaretle başladı. Evet. Oradaki hedef Neçirvan Barzani yaz aylarında Türkiye'ye gelip bir iadeyi ziyarette bulunması, neler konuşuluyor? Ek bir sınır kapısı açılması konuşuluyor. Bu konuda ilerleme olduğu söyleniyor. Ticareti geliştirmek açısından bu önemli. Erbil'in en çok sıkıştığı noktaların başında petrol alışverişi geliyor. Bağdat'la petrol alışverişi yapıyor. Bununla ilgili çok ciddi sıkıntıları var. Ankara ve Erbil arasında bir yani petrolün Ankara üzerinden satılmasını istiyor iki tarafta. Buna Bağdat hükümeti şiddetle karşı çıkıyor. Hala çıkıyor ama mevcut tabloya baktığımızda Türkiye'nin Bağdat'la ilişkilerini düzeltmesi bu açıdan da Türkiye'nin elini güçlendirir. Ve Amerika Birleşik Devletleri de şu aşamada Ankara ile Erbil arasında bir petrol alışverişinin Bağdat'la Erbil arasındakine Y olduğunu düşünüyor. Neden? Çünkü Bağdat'taki İran etkisinin tehlike olduğunu görüyor. İran'la İsrail gerilimi nedeniyle. Dolayısıyla yani mevcut dengeler hep Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin aleyhinedir denir. Bu son dönem Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle Türkiye ve Erbil'in ilişkilerini güçlendirip Türkiye'nin bu anlamdaki tezlerini arkasında durup diyemem ABD için. Çünkü PYD'ye verdiği destek ortada ama yine de oradaki Kürt yönetiminin Barzani üzerinden güçlenmesini daha fazla tercih edilir görüyor. Bu anlamda PKK açısından son derece dezavantajlı bir durum var Irak'ta da. Yani hem Barzani ciddi mesafe almış durumda zaten gibi hem de Bağdat hükümeti de Türkiye'nin hem kalkınma yolu projesi hem de özellikle su projesi nedeniyle iyi ilişkilerini geliştirmek istiyor ve PKK'ya gelin ortak operasyon yapalım diyor. Evet. Yani bu yüzden baktığımızda evet. Ekonomik olarak da işte 26 anlaşma imzalandı. Evet, çok yani çok uzatmayayım. Ben Türkiye'ye fayda getirecek bir kapı açıldı demeyeyim. Yani evet. Yıllardır devam eden bir ilişki ama buyurun, bir ziyaret olduğu kanaatinde. Şimdi yol projesi önemli. Yani esas düşünülen şey hem hızlı tren, kalkınma yolu, kalkınma yolu Mersin'den Erbil'e uzanan, hatta yeni İpek yolu deniyor. Mersin'den Erbil'e uzanan. Şimdi bu konuda ciddi bir şey var, beklenti var Kürtler arasında. Fakat şöyle bir şey daha var. Yani Diyarbakır'dan benim edindiğim izlenim, yani şeyi buradaki Türkiye'deki DEM Parti'nin temsil ettiği çizgiyi dışlayan yalnızca şeyle işbirliği, yani şöyle bir şey diyorlar. Irak farklı parçalardan oluşuyor. Sadece bir tarafla görüşülmesi bu projenin hayata geçirilmesi için yeterli değil. Yani, hangi tarafla görüşülmesi istiyorlar? DEM diyor yani. Yani PYD ile mi görüşülüyorlar? PYD ile. Ama o da çok zor şu aşamada. İmkansız.